İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberlerini sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başkanı Armenak Abrahamyan, 2018 parlamento seçimlerinde aday. Artsakh Devlet Başkanı bir takım atamalarda bulundu. Grigor Mardirosyan Devlet Bakanı. Ekvatorlu politikacı ve şair Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu'nun 4. kadın başkanı oldu. Avrupa Birliği Ermenistan, ilişkileri yeni zirvelere doğru. Avrupa Birliği raporu. Türkiye Hava Kuvvetleri Kuzey Irak'ı bombaladı. Çevreciler Van Gölü'nün korunması için mücadele ediyor. Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan'ın 2018'de gerçekleşecek olan parlamento seçimlerini adaylığını koydu. Armenak Abrahamyan, Profesör Haycanpa adlı Ermeni savaş sporu ustasıdır. Kökleri Erzurum ve Sepasya Sivas'a dayanmaktadır. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu kurucusudur. 2014 yılında Batı Ermenistan parlamento üyeleri tarafından 5 yıllığına Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başkanlığına seçilmiştir. Artsakh Cumhurbaşkanı Bako Sahagyan dün imzaladığı kararla Artsakh Devlet Bakanı Aray Karutunyan'ın istifasını kabul etti. Sahagyan'ın imzaladığı başka bir kararla Grigori Martirosyan Maliye Bakanı görevinden alınıp Artsakh Devlet Bakanı görevine atandı. Ayrıca Qarapağ Ulusal Güvenlik Servis Başkanı Tümgeneral Arşavir Qaramyan da istifa edip onun görevini Albay Samvel Şahramanyan üstlendi. Aynı gün Artsakh Devlet Başkanı Ulusal Güvenlik Servisini ziyaret ederek çalışanlara servisin yeni yöneticisini tanıttı ve ona bu yeni görevinde başarılar diledi. Ülke lideri Arşavir Qaramyan ve Gagik Sarkisyan'a uzun yıllara dayanan hizmetleri için teşekkür edip başarılar temenni etti. Birleşmiş Milletler'in 18 Eylül'de başlayacak 73. dönem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanlığına kadın aday Ekvator Dışişleri Bakanı Maria Fernanda Espinosa seçildi. Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkenin temsil edildiği Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bugün yapılan 73. dönem başkanı seçimini 128 ülkenin evet oyunu alan Ekvator Dışişleri Bakanı Espinosa kazandı. Espinosa'nın kendisi gibi kadın rakip Honduras'ın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Mary Elizabeth Flores Flakey ise oylamada 62 ülkeden evet oyu aldı. Espinosa yaptığı konuşmada kendi başkanlığı sırasında açık kapı politikası uygulayacağını ve tarafsız, gerçekçi ve açık arabulucu şekilde çalışmalarda bulunacağını belirtti. Espinosa'nın Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurul Başkanı olarak atanmasıyla ilgili açıklamada bulunan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Espinosa'nın Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurul Başkanı olarak atanmasıyla ilgili açıklamada bulunan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Espinosa'nın New York'ta Ekvator'unun ilk kadın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi ve Cenevre'deki Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi olduğunu hatırlatarak insan hakları, yerli kadınlar ve iklim değişikliği üzerine hükümetler arası müzakereler hakkında doğrudan bilgiye sahip bir diplomat olduğunu altını çizdi. Açıklamasında Espinosa zor uluslararası sorunlarla karşılaşacak diyen Guterres, Birleşmiş Milletler'in bu tür durumlarda arabuluculuk yapmada önemli rol oynadığını belirtti. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulun 73. oturumunda başkan seçilmesi dolayısıyla Maria Fernanda Espinosa Garcez'i kutladı. Avrupa Birliği-Ermenistan ilişkilerinde Ocak 2015 tarihinden bu yana önemli gelişmeler kaydedilmiştir. İki yeni ortaklık anlaşması konulu görüşmeler ve onun olağan yürürlüğe girmesi, ayrıca Şubat 2018 tarihinde gerçekleşen ortaklık öncelikler özeti bu başarıya katkıda bulundu. Ermenistan'daki Avrupa Birliği heyetinden WesternArmeniaTV.com'a yapılan açıklamada Avrupa Birliği'nin yeni raporunda bu konu hakkında bahsedilmektedir. Rapor 6 Haziran'da Avrupa Birliği Ermenistan Ortaklık Konseyi'nin 21 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek olan ilk oturum öncesi yayınladı ve Ermenistan'ın analizini, ayrıca Avrupa Birliği-Ermenistan ilişkilerinin son 2,5 yılında gerçekleşen gelişmeleri sunmaktadır.
Türkiye Silahlı Kuvvetleri ait bombardıman uçakları, Kuzey Irak'ta konuşlanmış silahlı Kürt mevzilerini 5 Haziran'da bombaladı. Özellikle Kuzey Irak'ın Kandil, Hakurk, Gara, Medina, Zab, Avaşin Basyan bölgelerini bombalanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'taki Kandil'e her an askeri operasyon yapabileceği yönünde Türkiye'den yapılan açıklamaları, Irak Başbakanı Haydar al-Abadi, Türkiye yöneticileri benzer açıklamalara kendi ülkelerinde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesinde geniş kitleleri etkilemek için kullanıyorlar şeklinde yorumladı. Irak Başbakanı, Irak'ın bölgesel bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal edecek böylesi girişimlere izin vermeyeceklerini vurguladı. Abadi yaptığı açıklamada, Irak'ın egemenliğini ihlal eden her türlü faaliyet bizim için kabul edilemez dedi. OneHaber.com sitesinin haberine göre Türkiye'de bir takım çevreciler 13.881 imza toplayarak Van Gölü'nün çevre sorunlarını çözme talebiyle yetkililere başvurdu. Uzmanlar Van'da hava ve su kirliliği ile kıyıdaki plajların, hukuki alanlarının eksikliği ve bir dizi diğer meseleler yüzünden Van Gölü'nün gerekli ilgiyi bulamadığını savunuyorlar. Batı Ermenistan'da bulunan Van Gölü'ndeki plajlara gelenler için öngörülen soyunma odası ve genel tuvaletin Ermeni mezarlığı bölgesinde inşa edildiğini, aylar öncesinden meydana çıkarılmış olduğunu hatırlatalım. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Maratuk adlı folklor grubu tarafından seslendirilen Hay Fidayiner adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.